Evet, güne çok güzel başladık. Kahvaltımızı yaptık. Bayağı böyle dinlendik. Zaten pazar gününün hakkı böyle verilir, değil mi? Aynen, bu şekilde böyle başlayarak. Şu anda da aslında yarım günümüz var Düsseldorf'u keşfetmek için. Olabildiğince iyi kullanmaya çalışacağız. Evet, ilk hedefimiz şu anda Rhein Nehri'nin kıyısına doğru gitmek. Dün akşam etkinlik sonrası oralarda gittik, yürüdük, gezdik, etrafı gözlemledik falan. Neler dönüyormuş, Düsseldorf'un cumartesi akşamları nasılmış diye. Çok hareketliydi, güzeldi, hoşumuza gitti. Bugün de yine aynı bölgeyi gündüz gözüyle görüp biraz da şehrin tarihi bölgesini gezeceğiz. Evet. Aslında tarihi bölgeyle böyle çok alışveriş noktası iç içe olduğu için bazen ayırt edemiyorsun. Altstadt'a girdik mi girmedik mi gibi. Gerçekten biraz o noktada keskin değil Düsseldorf. Evet. Ama farklı bir Altstadt olduğunu söyleyebiliriz. Çok sınırlı belki de. Ne dersin? Evet, ilk defa bir Alman şehrinde, yani barlar bölgesine ya da eğlenilecek bölgelere gitmek için Rathaus'u konum aldık. Serkan, Rathaus'a gidelim falan deyince bana ne var ki Rathaus'ta, yani normalde kimse Rathaus'ta takılmaz falan. Sonra gerçekten orayı yok dedim, çevresi barlarla dolu dedim oraya. Gidince fark ettik ki gerçekten her yer barlarla dolu ve insanlar hava koşullarına rağmen, dün yağmurluydu, bayağı sokaktalar. Çok hoşumuza gitti bu canlılık. Bugün de bir pazar sabahında Düsseldorf'ta etrafı gezeceğiz ve bakalım bizi neler karşılayacak. Şu anda karşıda tramvay durağı var. Hedefimiz oraya gitmek ve şehir merkezinde kaldığımız için bu arada genelde hep kısa bilet alıyoruz. İki durak falan gidiyoruz en fazla. O kısa biletlerin fiyatı da 1.90 oluyor. Böyle bir yolculukla güne başlıyoruz. Düsseldorf'ta çok enteresan bir hava eşliğinde geziyoruz. Yağmur yağıyor, dolu yağıyor, kuruyor her yer. Sonra aynı döngü böyle 10 dakikada bir devam ediyor. Üzerimizde yağmurluklarımız olduğumuz için şanslıyız tabii ama bazen çok sert yağınca da köşeye çekilip bekliyoruz. Böyle değişik bir bahar havası. Tam Almanya'nın klasik her şehrinde görebileceğiniz bir havası aslında. Dün çok güzeldi, güneşliydi ama biz etkinlikteydik. Bugün de böyle geçecek, yapacak bir şey yok. Şu anda Marktplatz'a doğru yürüyoruz. Arkam tamamen Rheinufer Promenade diye geçen bölgeye gidiyor. Uzun bir yol orası. Oraya da yürüyeceğiz inşallah yağmur olmazsa. Ve burada da şu anda bulunduğumuz bölge şehrin eski, yani tarihi bölgesinde bulunan o bahsettiğimiz barlar bölgesi. Hatta buraya şey deniliyor enteresan bir şekilde, dünyanın en uzun barı deniliyor. O da şundan dolayı, buranın 0,5 kilometre çapında sıralı aslında bir sürü bar var, takılacak yer var. O yüzden de aslında şehrin eski bölgesi çok kalabalık, hem turist olarak hem lokal olarak eğlenilebilecek bir nokta. Biz şimdi bu bölgeyi gezeceğiz. Gezerken de size de göstereceğiz. Evet, Bahar'ın da bahsettiği şekilde Rhein Nehri'nin kıyısında yürüyoruz. Bahar'cığım, sendeyiz. Bendeyiz. Görüntü sen, arka planda Rhein manzarası. Yani şu anda hala şehri tamamen anlamaya çalışıyoruz. Ama bize ilk izlenimler açıkçası, hatta bana diyeyim çünkü Serkan burada daha önce bulunmuştu, keyifli geldi. Düsseldorf zaten Almanya'da yaşam kalitesinin yüksek olduğu bir nokta aslında. Ama buraya biz tabii ki şu anda biraz turist gözüyle bakıyoruz. Ama tabii ki Almanya yaşam deneyimimizden dolayı Almanya'da burada yaşasaydık nasıl olurdu gözüyle de bakıyoruz. Bu soruyu her gittiğimiz yerde herhalde sorguluyoruz değil mi? Tabii sorgulamak ki da gerekiyor bence. Kesinlikle. Yani bir de o soruyu sormak kendine biraz daha gezdiğin yerlerde kendini sanki lokal hissediyormuş gibi bir şey yaratıyor. Bence. Algı yaratıyor. Ve yaşam kısmına gelirsek,
Bence yaşaması keyifli bir şehir olabilir. Yani özellikle Nereve eyaletindeki en iyi opsiyon bence. Çünkü Nereve eyaletinin büyük şehirlerini gezdik şu anda. Düsseldorf takatıcıyım. Bir Köln kaldı benim için. Ama Serkan orayı gezdi. Belki o kıyaslayabilir. Köln mü Düsseldorf mu? Köln'de çok kısa kaldım. O yüzden kıyaslamam çok doğru olmayabilir ama yine de gördüğüm kadarıyla yorumlayacak olursak Düsseldorf'ta daha uzun zaman geçirdim. Yani Düsseldorf sanki daha keyifli gibi duruyor. Gördüğüm kadarıyla. Yani. Ama turistik açıdan bakarsak, yani turist olarak Almanya'daki şehirleri gezeceksem ilk geleceğim yerlerden biri kesinlikle burası olmazdı. Baktığınızda çünkü Düsseldorf size böyle tarihi şeyden ziyade, nasıl denir, tarihi hissiyattan ziyade biraz modern bir şehir hissiyatını veriyor. O da birazcık kendine de çevir istersen, seni de görelim. Beni görelim. Aynen. Kamerabanlık yapma. O da birazcık aslında şeyden kaynaklanıyor yani, hani 2. Dünya Savaşı, yıkılan bir şehir, sonrasında tekrar inşa edildiğinde daha modern bir şekilde inşa kesinlikle edilmiş. Kesinlikle yani bence Hamburg, Berlin ya da diğer Alman şehirlerine kıyasla daha yeni bir şehir. Kesinlikle. Bunu ve onu çok hissettiriyor. Çok ya, ulaşımda hissettiriyor, sokakların dizaynında, evlerin yapımında. Bu arada burada eski evlerin olduğu bölgeler de var falan ama hani eski evler dediğim 100 yıllık falan, hani eski o tarz. Normalde orta çağdan kalmasını bekler. Var ama öyle evlerde. Var, var, Lübeck'e kesinlikle gidiyoruz falan ya, ya da Lüneburg'a, yani 1600'lerden kalma ya evler var. Romantik şehir, romantik yoldaki şehirler. Tabii. Neydi onlar? Regensburg, Rotenburg. Yani çoğu yerde var kesinlikle. Çok fazla var. Baktığınızda oralarda gerçekten o ortaçağ mimarisine de doyuyorsunuz ama burada o his yok. O yüzden turist gözüyle açıkçası ilk geleceğim yer olmasa da eğer bu bölgedeysem, Nereve bölgesindeysem mesela Köln, Düsseldorf mutlaka görülmeli. Gezerdim yani, öyle düşünüyorum. Ve şehri gezmek için sıkışık bir planla bir gün yeterli ama rahat, esnek, keyifli bir planla bence iki gün gezilir. Katılıyorum. Ben tabii o zaman Düsseldorf'ta yaklaşık olarak 3 güne yakın bir zaman geçirdim. Yani tabii bunu tamamını Düsseldorf'ta geçirmedim. Çevredeki şehirlere de gittim. Ama her gün birazcık da olsa Düsseldorf'ta zaman geçirmek için güzel bir olanak sağladı burada kalmak. Sağ olsun o zamanlar arkadaşımız Talhalar bizi ağırlamışlardı. Bir de hatırlıyorum bir mide problemi yaşamıştım. Zehirlenmiştin, evet. Ne zamanlardı? Ya ben yoktum tabii ki. Sen tek başına Almanya turuna çıkmıştın. Onun da videosunu senin kanalına bırakalım link evet olarak. O turda bayağı güzel şehirleri gezmiştin. Her gün farklı yerlerdeydin. Güzeldi. Nereve'yi de bol bol keşfetmene fırsat oldu senin için. Şimdi burada bakıyorum bu arada. İnsanlar nehir kıyısında yürüyor. Ama öte yandan da tekne turları da var. Bir saatlik böyle bütün Ren kıyısını dolaşan bir tekne turu 15 euroymuş. Onu gördüm. Çocuklar için 8 euroydu. Ve böyle etrafı size gezdiriyor. 2 saatlik falan da opsiyonlar vardı. Ve bunu yapan bayağı insan vardı. Biz şu anda öyle bir şey yapmayacağız. Turma doğru gidiyoruz. Turm deyince komik oluyor tabii. Kule miydi? Kule. Kule. Kuleye doğru gidiyoruz. Sen buraya şey demiştin. TÜYAP. TÜYAP, aynen. TÜYAP kitap fuarına gidiyoruz. Eğer kitap fuarı açıksa belki tepesine de çıkarız. Ama işte bir yandan da güneş olmadığı için, güneş olmayınca da manzara ne kadar keyifli olabilir onu da bilmiyorum. Birazcık spontane takılıyoruz ama keyifli. Yürüye yürüye Königsallee'ye geldik. Königsallee uzun bir cadde. Ortada da şu anda gördüğünüz kanal var. Ve her iki tarafında da lüks markalar, farklı giyim mağazaları ya da başka ürünler üzerine mağazalar bulabileceğiniz bir yer. Eş zamanlı yolun sonuna doğru da aslında iş merkezleri gibi alanlar var. Böyle bir yer Düsseldorf'ta ve yine gezilip görülmesi gereken bir alan. Aslında her şey iç içe. Baktığınızda herhalde bütün bu bölgeyi gezmek, yürüyerek en fazla arada dinlenip fotoğraf çeke çeke 4-5 saatinizi alır. Her şey birbirine çok yakın. Biz de yürüdük zaten. Yürümeye de devam ediyoruz. Buranın sonunda sağ tarafta yanılmıyorsam Immermannstrasse diye bir yer var. Immermannstrasse'nin şöyle bir özelliği var. Japon sokağı diye geçiyor aslında bir noktada da. Japon sokağı burada neden meşhur diye soracak olursanız. Çünkü Düsseldorf'un şöyle bir enteresan özelliği var. Burada
yaklaşık 8-9 bine yakın Japon yaşıyor. Ve bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'yı yeniden inşa etmek için gelen mühendisler aslında ve burada kalmışlar sonrasında. Ailelerini getirmişler, yaşamaya devam etmişler ve şu an Avrupa'da Japon nüfusunun en yoğun olduğu 3. ülke yapmışlar Almanya'yı baktığınızda. Değişik ve bu noktada da aslında Düsseldorf'a gelince de belki Japon lezzetlerini denemek de keyifli ve farklı bir şey olabilir. Biz keza öyle yaptık, bir sushiciye gittik. Gittiğimiz yeri açıkçası aşırı aşırı beğenmedik. O yüzden böyle video çekip aralara koymadık ama adını ekrana yazalım. Güzel bir restorandı. Ortalamanın üstündeydi ama wow dedirtiren bir şey çıkmadı. Olur da bir daha sushi denersek belki orayı çekeriz. İki gün üst üste sushi yer miyiz Serkan? Ben sanmıyorum. O zaman sushi yemeyebilirmişiz. Neyse önemli değil, yersek de çekeriz. Onun dışında dün de bir burgerciyi denedik bu arada. Yeri gelmişken yazalım. Burgerler bayağı lezzetliydi. Sanırım Türk yeri gibiydi ama bayağı popüler, herkesin uğradığı. Türkçe konuşmadılar tabii ki ama menüdeki o izlenimler, işte hiçbir şekilde domuzlu ürün olmaması, her şeyin sadece et, yani kapıda domuz yasak bir işaret vardı. Kapıda öyle bir işaret vardı. Onun dışında mesela girişte bayram şekeri vardı. Menüde mesela sucuk vardı. Selim'in menüsü falan gibi şeyler vardı. Biz beğendik hamburgerciyi. İlk gittiğimizde biraz endişe etmiştik. Çünkü böyle çok aşırı fast food vari bir yer duruyordu. Böyle hızlıca ye kalk tarzı bir yerdi. Ama lezzet olarak iyiydi. Oraya uğrayabilirsiniz bizce. Onun dışında şu anda Düsseldorf'ta son saatlerimiz. Bugün de bir yerde oturup yemek yiyeceğiz. Sonra artık dinlenip trenimize yetişeceğiz. Ve Düsseldorf macerası bizim için devam ediyor. Gezimizi sonunda tamamladık. Bu konudaki ilk söz hakkını sana vereceğim. Çünkü ben daha önce de kendi kanalımda çekmiş olduğum Düsseldorf videosunda yanıtlamıştım bu soruyu. Nasıl buldun şehri? Güzeldi, kompaktı, gezmesi kolaydı. Yani bir turist olarak aşırı wow diyeceğim şeyler yoktu. Ama yine de keyif alarak gezilecek bir rota. Yaşamak için tercih edilebilir bir şehir gibi geldi. O güzeldi açıkçası. Ben yeni yolum düştükçe gelirim buralara. Zaten arkadaşlarımız da var. Onlarla da görüşme fırsatı edindik buradaki iki günlük gezimizde ve çok da iyi geldi açıkçası. Dolayısıyla Düsseldorf'a da yolumuzun düşmesi için bahanelerimiz var. Burada gezmediğimiz büyük şehir bir tek Köln kaldı. Köln'ü gezerken yine buraya uğrarız. Siz de yaparsanız öyle bir gezi planlayabilirsiniz. Ya da Hollanda'ya gitmek istiyorsanız, Almanya'nın işte Berlin'in kuzey tarafından falan geliyorsanız aslında yol üzerinde katabileceğiniz şehirler bunlar. Güzel bir rota, evet. Dinlenme ara noktası olabilir. Öyle Düsseldorf'u biz de elimizden geldiği kadar size göstermeye çalıştık. Farklı kültürleri, düzenli şehir yapısı, böyle sıcak ve nasıl diyeyim dışarıda takılmayı, yaşamayı seven insan yapısıyla bize keyifli geldi. Umarım bir daha yolumuz düşer ve siz de videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de beğenmeyi unutmuyoruz. Evet, bu arada sizin de şehirle alakalı fikriniz varsa bunu aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Biz de seviniriz. Severek okuyoruz yorumları ve fırsatlıkça yanıtlamaya da çalışıyoruz. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Gibi sürekli Almanya için ya da Almanya dışında seyahat deneyimlerinizi sıklıkla birlikte paylaşıyoruz. Sizlerin için bir kere daha teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.